Evet kıymetli takipçiler, kıymetli arkadaşlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. E, Fener'in maçı var gününden. Herkese selamlar olsun arkadaşlar. Ne derseniz deyin, kime ne derseniz deyin, kime ne kadar kızarsanız kızın asla vazgeçmeyeceğimiz sevdamız Fenerbahçe'mizin maçı var arkadaşlar. Ve hepimiz aynı uğurda burada toplanmış bulunmaktayız. Şimdi... ilk neresinden başlayayım bilmiyorum. Ama kısım kısım size bazı şeylerden bahsedeyim. Bazı konuşmaları yapayım arkadaşlar. Mesela Jose Mourinho'nun yüzünü güldüren 3 isim. Yani 3 isim son maçtaki performansıyla Fenerbahçe'de yüz güldürdü. Amrabat, Livakovic ve Bekao performansına aslına bakarsanız Jose Mourinho'nun yüzünü güldürdü. Taraftara da umut saçtı. Yani en azından bu 3 isim Tarafta ara bir hani e, güzellik yaptı diyelim, moral motivasyon olarak bir güzellik yaptı. Şimdi aynı zamanda bugünkü maçın bir özelliği var arkadaşlar, Fenerbahçe'de orta saha kararının sorgulandığı bir maç. Hatta sadece sorgulandığı demeyim, kurgulandığı da bir maç. Şimdi Antalya Spor maçında İsmail Yüksek'in herhalde oynatılması intihar olur. Çünkü hala derbiden dolayı öfkeliyiz. Derbideki o kötü performansından dolayı. E, Fred, Fred mecburiyetten oynuyor. Çünkü Fenerbahçe'nin son iki maçı iki maçtan sonra iyi bir dinlenmeye girecek arkadaşlar. E, Amrabat zaten dediğim gibi Union Saint maçında iyiydi. Fred'le birlikte de iyi mücadele ettiler. Tamam 90 dakika sahada kaldı ama e, 63 pasın 60'ını isabetle atarak %95 ile oynadı. Ki İsmail Yüksek dediğim gibi derbi maçta taraftarı biraz kendinden soğuttu açıkçası. Çünkü derbi maçlar böyledir arkadaşlar. Her futbolcunun kaderini belirleyebilen maçlardır. Buna da dikkat etmek lazım. Ama bugün kart alarmı var arkadaşlar Fenerbahçe'de. Şimdi Antalya Spor Fenerbahçe. Ancak bazı futbolcularımız kart ceza sınırında. Fred ve Osterwolde kart görmeleri halinde Samsun Spor maçında forma giyemeyecekler. Nasıl Samsun Spor ya? Samsun'da biz deplasmanda değil miyiz? Allah Allah. Yani ben mi maçları kaçırmışım acaba dedim kendi kendime. Şimdi Fenerbahçe bugün saat 19'da Cihan Aydın'ın yöneteceği maçta İnşallah yönetebilir. İnşallah katletmez. Bizden de değişik cümleler duymaz inşallah. Ee, kazanmaya çalışacak arkadaşlar. Biliyorsunuz hakemler, federasyon, e, yetmez gibi şanssızlıklar, bahtsızlıklar hepsi bir arada. Alex de Ozanın çalıştırdığı Antalya Sporla karşı karşıya geleceğiz. Osa'yı geri döndü ama Osa'yı geri gitti. Evet, yanlış duymadınız. Osa'yı geri döndü ama Osa'yı geri gitti. Bir sıkıntı var ama e, neyse. Fred neceydin Osterwold'e kart sınırında. Forvet Edin Edin Cekom'u başlayacak, Enes en İsim başlayacak. Fenerbahçe çift Forvet mi başlayacak? Bu ciddi bir soru işareti. Ama şu bir gerçek 19,5 milyon euro veriyorsam forvetine ve hazır diyorsan oynatacaksın. Oynat oynata takımı adapte edeceksin. Ha Ceko da 6 maçta 5 gol 1 asist yapmış durumda. Onu da nasıl keseceksin? İşin bir de bu boyutu var. Şimdi Fenerbahçe'de mesela Bekao formayı aldı. Ben Bekao'nun formayı vereceğini de zannetmiyorum. Bırakacağını da zannetmiyorum. Çünkü Union Saint-Julius'e maçında Zorlansa da Fenerbahçe kazanmayı bildi. Çünkü yıldızları iyiydi. E, Bekao forma şansını gayet 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 iyi kullandı. Maçın gizli kahramanlarından olan Çağlar'la birlikte e, defansa sildi süpürdü. Şimdi biz bir hataya düşmeyelim. Evet derbi maçında Çağlar çok kötüydü. Kabul ama ikinci hataya düşmeyelim. Çağlar çok kötüydü. Ondan önceki maç Bekao çok iyiydi ama Bekao derbi de oynamadı. Şimdi geçen maçta hem Bekavva iyiydi hem Çağlar iyiydi. Bakalım nasıl olacak nasıl edecek. Ama formayı bırakacak mı biraz zor görünüyor. Ee, bir de tabii Mourinho'nun kurtarıcısı Livakovic meselesi var. Buna da küçük bir parantez açmak lazım aslında. Nasıl bir parantez derseniz arkadaşlar. Şimdi Livakovic'in geçtiğimiz sezon performans arttı diye Sandro Zufic kaleci antrenör olarak getirildi. Fenerbahçe meyvesini bu yıl aldı. Mourinho'nun da kurtarıcısı oldu bir nevi. Hani bence müthiş bir başlangıç yaptı. 3 puanda başrol diyebiliriz St. Julius'e maçında. 5 net kurtarışın yanında bir de penaltı çıkarttı. Şimdi ortada bir döneklik var. Nedir o döneklik? Mesela rakiplerin kalecisi maç kurtarınca adı ne oluyor? Atanın da iyi olacak, tutanın da iyi olacak oluyor. Fenerbahçe'nin kalecisi maç kurtarınca adı ne oluyor? Ya Fenerbahçe'nin eğer kalecisiyle, Fenerbahçe kaleciyle maçı alıyorsa Vay Fener'in hali ne oluyor? Ya arkadaş etmeyin, eylemeyin ya. 2019'da Harun Tekin'den sonra Avrupa Kupası'nda penaltı kurtaran ilk kaleci olmuş. 2019'dan beri, 2019'dan beri 5 sene sonra. Düşünün yani ya. Yani çok ilginç, gerçekten çok ilginç. Ben şimdi başka bir ilginçliği ele alacağım arkadaşlar. Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandığı andan itibaren çeşitli çeşitli, çeşitli ee, felaket durumları, felaket duyumları var. Şimdi kamp kadrosunu şöyle bir ekrana vereyim. Biraz küçültsen görebilir misiniz? Bence en alttakinin fred olduğunu biliyorsanız. Yani en alttaki fred. Şu şekilde yapayım arkadaşlar. Herhalde gördünüz. Şimdi Fenerbahçe'de sürpriz eksik. Daha doğrusu 3 kadro dışı. Evet 3 kadro dışı var Fenerbahçe'de. Bu ifadeyi kullanacağız. Bazı arkadaşlar diyor ki onun adı kadro dışı değil. Ne peki? Onun adı yumurta. Yumurta diyeceksin. Kadro dışı demeyeceksin. Sen de taraftarı tahrik ediyorsun. Kadro dışı dediğin zaman şöyle oluyor. Böyle ne oluyor? Şimdi arkadaşlar. Osay Samuel 1. Union Saint Julius'e maçında ayağı burkulduğu için Antalya Spor maçının kadrosunda yer almadı. Bu bir. İkincisi İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın ve Bartu Elmas artı tabi Ryan Kent de kafilede yer almadı. Şimdi Osay Samuel ayağı burkuldu. Samet Akaydın ne olduğunu bilmiyoruz. Bartu Elmaz demek ki yeterli görülmedi. Yani bu isimler kadronun dışında kaldı. E, birisi sakat zaten onu biliyoruz. Ama o sakatlığı falan ilginç. Yeni transfer Kostić kadroda yer aldı. Ve bence Kosta için de oynaması da lazım. Onu da ayrıca söyleyeyim arkadaşlar. Yani Fenerbahçe kadrosuna baktığımız zaman e, çıkması muhtemel 11'i de konuşalım. Livakovic kalede. Mecburen Mert Müldür sağ bekte. Bekao Ciku ikilisi bence oynayacak. Çünkü rotasyon yapacaktır diye düşünüyorum. O maçta Ciku'yu oynatmazsa bu maçta da Çağlar oynatmaz. Ben eminim Bekao Ciku oynar. E, hani bu tahminim arkadaşlar eminim demeyeyim. Livaković Mert Müdür, Bekao Ciko, Sol bekte bence bak Levent Mercan'ı da dahil etmiş kadroya. Sol bekte bence Kostici oynatabilir mi? Ya benim bildiğim Mourinho oynatmaz ama Osterwald'ın da dinlenmesi lazım. Hani Levent Mercan oynatayım der mi? Zannetmiyorum. Böyle bir deplasmanda oynatacağını asla zannetmiyorum. Hani böyle bir kumar oynamaz ama şu var. Osterwold de çok yoruldu, yıprandı. Eee ama yine de Osterwolde ile başlayacaktır diye düşünüyorum. Belki ikinci yarı Kostic'i alabilir. Orta sahaya gelirsek. Şimdi deplasmandayız. Fred'in yorgunluğu malum. Acaba Amrabat İsmail yüksek çıkarır mı? Acaba Amrabat Fred Mert Hakan çıkarır mı? Çünkü Şimanski'nin yorgunluğu da malum. Acaba bak acaba 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 Amrabat Fred çıkartıp 4-4-2 yapar mı? Çift forvet oynatır mı? Onu da düşünüyorum. Ama bana soracak olursanız bir sürprize imza atacak. Bence Amrabat, İsmail Yüksek, Tadiç orta üçlüsüyle çıkacak. Bana kalırsa. Sağ kanatta İrfancan, Can Kahveci, sol kanatta Maksimen, Forvet'te de Yusuf En Nesiri ile çıkacak. Bana soracak olursanız. Ha, Mustafa Hocam sen çıkacak olsan Antalya Teplasmanı'nda nasıl bir kadroyla çıkarsın? Arkadaşlar ben çıkacak olsam çok güzel bir soru sorduğunuz için teşekkürler. Galeta Livakovic, okey. Burada bir enteresanlık yok. Şimdi stoper hattında zaten benim eksiğim var. Ama e, Osterwolde'yi de stoper sayarsan, Çağlar, Bekao, Ciku, Osterwolde, e, hatta Amrabat'a da dahil 5 tane stoperim var gibi düşün. Ben olsam Antalya Deplosmanı'da 3'lü çıkarım. Bakın ben olsam üçlü çıkarım. Bekao'yu en sağda, Ciku'yu merkezde, Osterwolde'yi sol stoperde oynatırım. Şaka gibi geldiğinin farkındayım. Bakın üçlü beki yaptım. Merkez orta ikili de Amrabat artı Fred yaparım. Beşli yaptım. Sol açıkta kesinlikle Filip Kostić. Sağ açıkta şimdi size komik gelecek ama Oğuz Aydın oynatırım. Oğuz Aydın'ın enerjisi de ritmi de sağ beki çok iyi kaldırır. Onu da söyleyeyim. Ee, bak Oğuz Aydın Kostiş diyorum. Çok büyük bir kumar oynuyorum. Hücum attığında Maksimen, Yusuf En Nesiri, sağ açıkta da Cenk Tosun'u oynatırım. Hocam İrfan Kreatif, Tadiç var. Bilmem Cengiz Ünder var. Ben böyle başlarım arkadaş. Ben olsam 3-4-3 şeklinde başlarım. Bu da benim kişisel fikrim, görüşüm. Aynı zamanda şu da var. Hiç kimsenin beklemeyeceği kadro olmuş olur. Bakın arkadaşlar dün Ali Koç'a istifa tepkisi, Ali Koç'a istifa yürüyüşü düzenlendi. Ve Ali Koç ve yönetim için istifa yürüyüşü düzenleyen taraftarlar Yoğurtçu Parkı'nda buluştu. Ali Koç istifa, yönetim istifa tezahüratlarıyla, sloganlarıyla meydanları inletti. Şimdi İstanbul Valiliğine gönderilen yazıyla istifa yürüyüşü için izin talep etmişler. Valilik Kadıköy'de buna Yoğurtçu Parkı'na izin vermişti. Fakat ee, izin şu şekildeydi, küfür olmayacak bir siyasi slogan olmayacak. İki, kavga, dövüş, gürültü, patırtı olmayacak diye. FETÖ nokta noktası diye bir e, pankart açıldıktan sonra biraz polis de açıkçası buna tepki gösterdi arkadaşlar. Onu da belirteyim. Yani e, bunu birileri engellemedi. Ali Koç, Malik Koç engelledi falan diye konuşuyorlar ama engellemedi. Polisin kararı kesindi. Hatta bunu ben de ben bile biliyordum yani duyurduk. Hal böyle olunca da. Şimdi Fenerbahçe'den Antalya Spor'a büyük üstünlük diye bir haber yapmışlar. Ben şunu söyleyeyim. İstatistik hiçbir şeydir ama istatistik her şeydir. Ligde Fenerbahçe'nin 37'ye 8 üstünlüğü var. Ben bir Kayseri'li olduğum için de 38'de görmek de istiyorum. İnşallah bugünkü maçta birlikte 57. kez iki takım karşı karşıya gelecek. Antalya'da 28 kez karşılaşmış iki takım. Fenerbahçe 14 galibiyet almış. Akdeniz ekibi 5 maçta 3 puana uzanmış. 9 maçta Beraberlikle sonuçlanmış. Fenerbahçe 38, Antalya Spor 25, gol atmış. Ben her zaman şunu söylerim. 1-0 olsun, bizim olsun, 2-0 olsun, bizim olsun maçıyız arkadaşlar. Ee, yani ne yapıp edip <laughs> kazanmamız gereken maç. Hani Yavuz Hırsız ev sahibini bastırılmış olayı var. Fenerbahçe taraftarının e, sitemi var. Fenerbahçe taraftarının tepkisi var. Yani Fenerbahçe taraftarının ciddi anlamda tepkisi var. Yani şimdi beni de dediğim gibi kimse yanlış anlamasın. İstatistik şu bu hiçbir şeyin önemi yok. Benim için önemli olan, olan şudur arkadaşlar. Yani Fenerbahçe'nin galibiyeti. Arkadaş ben Fenerbahçe izleyicisiyim. Ben ne Brighton izlerim ne bilmem Chelsea izlerim ne Manchester United ne Liverpool hiçbir şey izlemem arkadaşlar. Ben Fenerbahçe izleyicisiyim. Bana Fenerbahçe maçı olsun yeter. Anlatabiliyor muyum? Yeter ki Fenerbahçe şey olsun arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ee, kadın basketbol şey kadın takımımız da iyi başlamış. Ona da değineyim. Maça dair de bir iki bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe kadın basketbol evinde iyi başladı. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe evinde FETÖ şey BOTAŞ'ı 81-56 yendi. <gülüyor> <gülüyor> 81 56'lık etti diyor. Bir şey gördüm de arkadaşlar kusura bakmayın aynanda odaklanınca öyle oluyor. Ee, yani taraftar diyor ki Hocam diyor. Adamlar şöyle yapıyor, böyle yapıyor, hakemi ayarlıyor, onu ayarlıyor, bunu ayarlıyor ama diyor gözünü seveyim diyor. Yani Mesela Icardi'nin golünden önce diyor. Icardi, Opoku'yla karşılıklı iki mücadele var. Ancak devamında ayağına basıyor. Bu bir faul. Gol iptal edilmeli. Oyun Kasımpaşa lehine başlamalıydı diyen var. Ondan sonra Kasımpaşa'nın penaltısı iptal ediliyor. Ahmet Çakar diyor ki, yani ben demiyorum ama yanlış anlamayın. Ahmet Çakar diyor ki, arkadaş görülen açıda e, hızlı çekimde mutlak penaltı gibi görünüyor. kopsun iki kolu da yukarıda diyor. Ama sizler diyorsunuz ki hocam vuruyorlar, kırıyorlar, şöyle yeniyorlar, böyle yeniyorlar. Yani yenerler arkadaşlar. Kasımpaşa bize sert presten oynuyor, bize böyle ölümcül oynuyor. Ama Galatasaray'a gelince bilmiyorum nasıl şey yaparlar. Net penaltıyı hani vardan iptal ediyorlar. Yani Ali Şansalan penaltı iptal etmek için elinden geleni yapıyor. Ben şunu söyleyeyim. Ülkeye bir Fenerbahçe nefretini yerleştirdiler. Yani bir Fenerbahçe nefretini yerleştirdiler. Tohumunu attılar, yerleştirdiler. Bunu kim yaptı? Bunu ama Feto yaptı. Bunu başkası yaptı. Sol çaprazdan sert şut. Son anda mustera falan filan şeyleri var. Hani <laughs> e, yani bu dediğim gibi nefreti oluşturdular. Ve bu arada Yusuf Yazıcı Olympiakos'a transfer olmuş arkadaşlar. Haberiniz olsun. E, yani durum bu. İlginç, garip bir sürecin içerisindeyiz. Gerçekten de Allah sonumuzu hayır etsin. Taraftarın tepkisini ben dile getirdim. Anlatabiliyorum değil mi arkadaşlar? Taraftar Ali Koç'un kişiliğine, şahsına değil. Yenen hakka konuşuyor. Taraftar diyor ki arkadaş bizim hakkımız yeniyor. Bizim hakkımız yeniyor diyor. Yani e, siz ses çıkaramıyorsunuz diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani durum bu arkadaşlar. Durum bu. Fenerbahçe maçı maçına dair birkaç bir şey söyleyeyim. Samet Akaydın, Osayi Samuel, Bartu Elmas. Üçü de gizli kadro dışı. Niye gizli kadro dışı? Ben onu da söyleyeyim. Arkadaşlar Samet Akaydın kendini bir türlü gerçek geliştiremiyor. Bir. Yani e, olmuyor arkadaşlar. Olmuyor. Olmuyor. Bir türlü olmuyor. Neyse ikincisi o Samuel. O dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Oyuna girdi ayağına böyle az bir darbe aldı. Hemen ayağını tutmalar etmeler falan filan. Benim duyduğuma göre o iyi bir ceza verilmiş. Hani sözleşme yenileme görüşmesinde de hani Fenerbahçe diyor ki sözleşme yenilemek istiyoruz. Gel inat etme şu fiyata in. Geleceğini kurtar diyor. O da biraz dırıvırı yapıyor. Bu kadro dışının arkadaşlar Sözleşmeyle alakası yok ama yediği kırmızı karttan dolayı bir ceza yemesi lazımdı. Onu da belirteyim. Bartu Elmaz. Ben en çok Bartu Elmaz'a üzülüyorum. Bartu Elmaz'ı Kasımpaşa oynama garantisiyle istedi arkadaşlar. Oynama garantisiyle kiralamak istedi. Biz vermedik. Bence yanlış yaptık. Son derece yanlış yaptık. Çünkü aynı Kasımpaşa gördünüz bize aslan kesildi. Galatasaray'a aslan kesildi. O da ayrı bir olay. Ama demem o ki... Yani demem o ki Fenerbahçe'de arkadaşlar bugün kazanmak dışında bir çare yok. Ben Fenerbahçe izleyicisi olarak kazanmayı daha uygun görüyorum. Ha çıkacak kadro muhtemel kadro muhtemel 11'i bir kez daha söyleyeyim. Livakovic kalede Mert Müldür, Bekao, Ciku, Osterwold'e çıkar. Orta sahada Amrabat, Fred, Şimanski çok zor. Bak bu takım perşembe günü maç yaptı yoğun tempoda maç yaptı. Hani akıl işi değil ama ben az biraz tanıdıysam Amrabat İsmail Mert Hakan çıkabilir. Çünkü al sana rotasyon. Çünkü Fred'de düşüş devam ediyor. Galatasaray maçında düşüşteydi. Burada da düşüşte. Dinlenmesi lazım. E Şimanski'deki düşüş zaten sürüyor. E, İsmail Amrabat. Bak İsmail Amrabat Mert Hakan çıkarsa orta sağ sert olur. Top dağıtan bir orta sağ olur. Deplasmandasın. Kanatlarda riske girip sağ tarafta Cengiz, sol tarafta Maksimen ya da sağ tarafta Oğuz Aydın, sol tarafta Maksimen forvet de ile başlayabilir. Ama ben şöyle söyleyeyim eğer Amrabat, Fred, Şimanski çıkarsa sağda Oğuz Aydın'ın başlama ihtimali var. Amrabat, Fred, Tadic çıkarsa yine Oğuz Aydın ihtimali var. Bence İrfan yerine Oğuz Aydın'ı sağda deneyecek ee, koşucu bir kanat. İki koşucu kanatla deplasman taktiği Antalya Spor'u böyle alt edecek gibi. En nesiliyle başlayacağı görüşündeyim ama Ceko ile başlama hatasına inşallah düşmez. Çünkü Ceko biraz yavaş kalıyor. Bak sevdiğimiz, kıymet verdiğimiz bir isim ama yavaş kalıyor. Onu da söyleyeyim. Hocam bu kadro dışılar yarım kaldı sanki. Arkadaşlar o dediğim gibi cezayı yedi. Bakın bu maç yok. Perşembe günü zaten yok kart cezasından dolayı. Şimdi bu maçta da Osterwolde'yi oynatmak aslında kumar. Ben olsam o işte başlarım. Bak ben olsam Kostić'te başlarım bir. Osterwolde'yi dinlendiririm. Bak birinci şeyim. 2- Ben olsam Fred'i dinlendiririm. Orta sahada Amrabat İsmail yaparım gerekirse. Maçın ilerleyen dakikalarında eğer üstünlüğü ele aldım. Skoru aldıysam Amrabat'ı çıkarır. İsmail Fred yaparım. Yani sonradan oyunu alıp biraz daha asındırabilirim. Ya da Mert Hakan'ı oyunu alıp orta sahayı güçlendirebilirim. Ee, yani böyle çıkması taraftarım. Kostić ve Kaociku Mert Müldür dörtlüsüyle çıkması taraftarıyım. Orta sahada ben olsam Amrabat, İsmail, Mert Hakan çıkarım. Çünkü Fred de, Şimanski de düşüşte. Ha Amrabat, İsmail, Tadiç çık. Tadiç'ten gelen defoyu ikisi de kapatır. Tadiç ofansa daha yakın olur. 4-4-2 gibi oynarsın. Daha golcü bir takım olur. Gole daha yakın olursun. Sağ tarafta Oğuz Aydın gibi driplinkçi Orta yapabilen, asist yapabilen ismi oynat. Çünkü Mert Müldür çıkamıyor. Kesinlikle sağ tarafta Oğuz Aydın'ın oynaması lazım. Kesinlikle. Kemiksiz Oğuz Aydın'ın oynaması lazım. Sol kanatta Maksim başta. Ee, hücumda. Ben iddia ediyorum 3-0 falan buluruz. Yani 3-0 falan öne geçebiliriz. Eğer bu şekilde çıkarsak. 3-0 öne mi geçtin? Sonra yap değişikliklerini. Gerekirse Oğuz Aydın'ı sağa bekecek. Mert Müldür'ü çıkart. Oraya al İrfan Can kahveciyi. İrfan koridor açsın. Oğuz Aydın bindirsin. Emin 14'de buluruz bu şekilde. Maksimini çıkart. Perşembe mi oynatacaksın? Oynat Cengiz Ünder'i. Ya oynat. Kimse sana niye oynattın, niye oynatmadın demesin. Kostic, Levent Mercan. Deneyebilirsin bunları. Osterbold'e dinlensin bir maç. Anlatabiliyor muyum? Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. İçinizde doğan bir skor tahmini varsa buyurun yoruma yazın. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olduğunuz için teşekkürler her şey için teşekkürler görüşmek üzere